Herkese merhaba. Bugün 10 Kasım biliyorsunuz Atatürk'ün ölüm yıldönümü. Üzücü bir gün. Her sene bugün saat 9'u 5 geçe uykum çok ağır dahi olsa kalkarım. Bilgisayar başına geçerim. Dışarıdan geliyorsa siren eşliğinde saygı duruşumda dururum. Eğer dışarıdan ses gelmiyorsa ki genellikle gelir. Bilgisayardan siren açarım, İstiklal Marşı açarım. Bu şekilde bugünü geçiririm. Bir yandan da tabii sosyal medyada insanlar Atatürk görselleri paylaşırlar. Bence bu gayet güzel bir şey. Çünkü sadece pozurluk için bile olsa böyle önemli bir günde Atatürk görselleri paylaşmak, yani ismi her ne kadar silinmeye çalışsa da bu değerlere önem veren kişilerin bir şekilde bu ismi sürdürmeye devam etmesi, duyurmaya devam etmesi gerçekten güzel bir şey. Biliyorsunuz önceki podcast'te şey demiştim, hani böyle siyasi, politik mevzulara girmek istemiyorum falan demiştim ama bunun o tür durumların daha ötesinde bir şey olduğunu düşündüğüm için bununla bir giriş yapmak istedim. Ne diyorlar? Saygı ve özlemle anıyoruz. Gelelim bizim meselelere. Bugün çok acayip bir gün. Çünkü bayağı sabahladım ben. Ve sabahlarken de ne yaptım? Kitabın ikinci kısmı olan, sistem kitabının ikinci kısmı olan oyun yöneticisi kısmını tamamen sildim. Baştan yazmaya başladım. Ve güzel bir indeksleme ile birlikte her şey daha bir rayına oturdu diyebilirim. Daha kontrollü bir hale geldi ama bununla birlikte birazcık da beynim aktı sayılır. Neyse, kitap güzel bir şekilde ilerliyor. Birinci kısım için de bir indeksleme yaptım. Bu arada indekslemeden kastım hani hangi başlıkları kullanacağım, işte hangi alt başlıkları kullanacağım falan onları bir yazdım. Bir de niyeyse İngilizce yazdım. Yani Türkçe kitap çıkaracağım ama indekslemeyi İngilizce yapıp esas dokümana kopyalayıp bir de Türkçe'ye çevirdim falan, böyle garip bir şeyler oldu. Neyse, kitap şu anda güzel bir şekilde gidiyor. Hatta bugünkü performansımı bir hafta boyunca sürdürebilsem aslında temel yazım sürecini aralık olmadan bitiriyorum gibi bir şey. Ya da en azından ikinci yarısını Kasım ayı içerisinde tamamen bitiriyorum gibi bir şey oluyor. İşte bu bir yandan güzel bir şey ama öte yandan da Kutulu senaryosuyla ilgili uğraşmam gerekiyor. İşte okul işleri falan filan var derken öyle bir karışık bir koşuşturmacamız daha var. Evet, bende durumlar bu şekilde. Umarım sizin de günleriniz güzel geçiyordur. Öyleyse bu bölümümüzün başlıklarına geçebiliriz. İlk başlığımız şaşırtan bir cepheden. Terminator rol yapma oyunuyla ilgili bir şeyler söylemiştim. Hatta hiçbir şey olmadığına dair bir şeyler söylemiştim. Sayfalarında, Facebook sayfalarında bir duyuru yaptılar ve bu duyuruyla birlikte Quick Start dokümanının ve hazır bir senaryonun Aralık ayında paylaşılacağını söylediler. Yani Quick Start dokümanı dediğim ücretsiz bir doküman. Bu gerçekten şaşırtıcı bir şey oldu. Çünkü nasıl bir sistem kullanılıyor, nasıl mekanikler olacak, buna dair hiçbir şey yok. Sadece bekleyin ve görün şeklinde duyuruyorlar. Bu biraz kafa karıştırıcı, bir yandan da merak uyandırıcı. Ama neden böyle yaptıklarını tam olarak çözemedim. Önümüzdeki ay hepimiz birlikte göreceğiz galiba. Gelelim ikinci başlığımıza. İkinci başlığımız İstanbul'daki kulüp etkinlikleri. Daha doğrusu üniversite kulüp etkinlikleri desek daha iyi olacak. Çünkü artık bu işler Discord'dan ilerliyor. Evet, şu anda bildiğim kadarıyla bana gelen haberler doğrultusunda Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bu hafta sonu, yani 14 ve 15 Kasım tarihlerinde etkinliği olacak. Etkinliğin adı FRP 101. Her ne kadar ismini tasvip etmesem de içerik olarak insanlara hobiyi anlatan, aynı zamanda oyunların gerçekleşeceği bir etkinlik olacak. Video açıklamasına etkinliğin Facebook linkini bırakacağım. Çünkü Discord'da gerçekleşecek diyor. Ancak bir Discord linki yok.
sanırım hala hazırlık sürecinde, hafta sonuna yetiştirirler diye tahmin ediyorum. Bunun dışında bir de İstanbul Üniversitesi'nin Kasım ayı etkinlik takvimi yayınlanmış. Burada da gördüğüm kadarıyla ayın 14'ünde izle ve tartış etkinliği var. Akşam 9'da Discord üzerinden Blade Runner'ın ilk filmi, 1982 yapımı filmi izlenecek. 19'unda Otostopçu'nun Galaksi Rehberi üzerine bir konuşma olacak. Akşam 10'da Discord üzerinden yine. 21 ve 22 Kasım'da da rol yapma oyunu etkinliği düzenleyecekler. Sanırım bununla ilgili detayları zaten kendi sosyal medyalarından paylaşacaklar. Açıklamaya ben Discord linkini bırakacağım. Oradan isterseniz etkinliğe katılırsınız, isterseniz diğer etkinliklere katılırsınız. Yani oyun etkinliğine ya da diğer etkinliklere katılabilirsiniz. Bence bu güzel bir şey. Yani bir etkinlik takvimi oluşturmak ve etkinlikleri duyurmak güzel bir şey. İnsanların katılması da daha çok etkinlikler yapılmasını teşvik edecektir. Bu yüzden eğer zamanınız varsa uğramanızı tavsiye ederim. Bir de ayın 28'inde akşam 8.30'da Geek Masası diye bir etkinlikleri var ve bu etkinlikte de sanırım bazı güncel alt kültür konularına değinecekler. Gerçi artık alt kültür dediğimiz şey de popüler kültür oldu ya. Neyse. Bitirmeden şeyi de söyleyeyim. Eğer sizin okulunuz da etkinlik yapıyorsa ve bana bilgilerini ulaştırırsanız podcastlerde bunları da duyurmaya çalışırım. Yani öyle ya da böyle bir şekilde dinleyen arkadaşlarımız oluyor. Belki çorbada bizim de bir tuzumuz olur. Evet, gelelim bir diğer başlığımıza. Bu başlığımızda yine önceki podcastimizin devamı niteliğinde Vampire the Masquerade Battle Royale oyunuyla alakalı. Ben o podcast'i yaptıktan sonra, sanırım bir ya da iki gün sonra şey olmuş. World of Darkness'ın sitesinde ya bu Vampire the Masquerade Battle Royale nedir lo şeklinde bir röportaj yapılmış. Bu röportajla alakalı olarak bazı bilgiler de ortaya çıkmış. Ben de sizinle bunları paylaşmak istedim. Öncelikle şöyle bir durum söz konusu. Oyunun ilk adımından itibaren World of Darkness ekibiyle birlikte çalışmaya başlamışlar. Zaten ekipte Division, Battlefield gibi oyunlarda çalışan kişiler varmış. Yani Shark Mob'da çalışan kişiler varmış. Ve Vampire the Masquerade'in eski versiyonlarını da yeni versiyonlarını da oldukça seviyorlarmış. Ve bu yüzden böyle bir işe girişmekten de büyük de bir keyif almışlar. Oyunda Vampire the Masquerade Fifth Edition lore'unu kullanacaklarmış. Bu ilginç aslında bir noktada beklediğim, bir noktada da beni şaşırtan bir detay oldu. Yani ben o kadar da Vampire the Masquerade oyunu değildir belki gibi düşünüyordum ama düşündüğümden daha fazla Vampire the Masquerade oyunu olunca güncel lore'u kullanacakları da bana şey oldu yani mantıklı geldi. Bunun dışında şöyle bir olay var. Masquerade olayı tamamen aktif olacakmış oyunda. Oyunun hem PvP hem PvE kısmı olacak ve klan özellikleri gibi şeyler de oyunun temel mekanikleri arasında olacak. Oyun Prag'da geçiyor ve ekip Prag'la ilgili çok fazla çalışma yapmışlar. Hani mekan çalışması vesaire olarak. Yani bayağı Prag'da geçen dolu dolu bir Vampire the Masquerade oyunu olacak gibi. Bunun dışında şöyle bir şey var. Hani lore kısmını da oldukça araştırmışlar ve en son olarak Vampire the Masquerade Fifth Edition içerisindeki konsepti oyunlarına vermeye çalışacaklarmış. Bizim videoda izlediğimiz o öyle herkesin silahlarını çekip birbirine saldırdığı kısımsa oyun içi bir görüntüymüş ama free kamera metoduyla hazırlamışlar. Ve oyun içerisinde bayağı şey var hani Second Inquisition'la kapışmacalar falan var. İşte bu Saint Leopold topluluğu vesaire onlarla alakalı şeyler de var. Yani adamlar baya baya düşünmüşler ve tasarlamışlar.
Bunun dışında şey var, oyun third person kamera açısıyla oynanacak. Bunun dışında free to play ve ya free to play olacak ve pay to win olmayacakmış. Bunu tabi zaman gösterecek. Bunun dışında sanırım başka söyleyebileceğimiz bir şey yok. Bir de oyunun çıkmasıyla alakalı olarak önümüzdeki senenin ikinci yarısı olarak tahmini bir tarih veriyorlar. Tabii bir de şöyle bir şey var. Ben mesela bu haber paylaşıldıktan sonra etrafta şey gördüm. İşte ya World of Darkness'ı ne yapıyorlar böyle? İşte Vampire the Masquerade Bloodlines'in içine ettiler falan diye böyle şeyler var. Hatta Bloodlines 2 haberleriyle bu haberi kendilerince birleştirerek yorum yapan arkadaşlar vardı. Yani şöyle bir durum söz konusu. Vampire the Masquerade Bloodlines 2 Paradox tarafından gerçekleşen ayrı bir proje. Bu Sharkmob tarafından gerçekleştirilen ayrı bir proje. Zaten röportajın sonunda şey diyor adamlar. Şimdi biz zaten narratif RPG olarak Vampire the Masquerade Bloodlines 2 ve Swansong'u çıkaracağız. Bunun dışında action RPG olarak War of the Apocalypse Earthblood'u çıkaracağız. Zaten görsel roman olarak World of the Apocalypse, Heart of the Forest'ı çıkardık. Vampire the Masquerade, Coterie of New York ve Shadows of New York'ı çıkardık. Üzerine Raid the Oblivion Afterlife ve Orpheus Device gelecek. Falan filan. Yani bunların arasına bir tane de böyle değişik mekanikleri olan multiplayer bir oyun koysak çok da sırıtmaz demişler. Ben hakikaten daha da bir meraklandım. Bir de free to play dediler. Daha da bir hoşuma gitti. Bir de şey diyorlar tabii. Early Access ya da oyun çıkmadan önce oyunu oynama şansı olacak. Büyük ihtimalle key falan dağıtacaklar. Oradan da bir anahtar kaparsak aslında yayınında yaparız. Çok da güzel olur gibi. Yani adamlar hakikaten video oyun sektörüne böyle çok yoğun bir giriş yaptılar. Mesela Dungeons and Dragons daha önceden bir sürü oyun denemesi yaptı ve çoğu gerçekten kötü oldu. Yani o Baldur's Gate'lerin üzerine, Icewind Dale'ların üzerine güzel bir sistem oturtamadılar. Onlar böyle işte şey olarak CRPG klasiği olarak kenarda kaldı. Vampire the Masquerade'de ya da World of Darkness'ta çok uzun bir süre sadece iki oyunla yanlış hatırlamıyorsam. Redemption'la Bloodlines. Belki arada bir iki oyun daha çıkmıştı, onlardan emin değilim ama hep böyle bir oyun olacak işte. Ben şeyi hatırlıyorum çünkü böyle 2008 ya da 2009 olması lazım. O zamanlarda şey muhabbetleri vardı. İşte bir tane oyun olacak böyle. Bir tane karakter yaratacaksın. O karakter ölmemeli. Çok dikkat etmen lazım. Yoksa her şeyin gidiyor. İşte böyle gündüz gece döngüsü falan olacak. İşte karakterin vampir olabilecek, hunter olabilecek falan. Böyle bir muhabbetler vardı. World of Darkness Online'dı galiba. Öyle bir isimle duyurulmuştu. İnsanlar onu çok büyük bir hevesle beklediler. Hevesleri kursağında kaldı. Böyle bir iki tane daha böyle bir çakma haberler dolaştı. Hep insanların hevesi kursağında kaldı. Şimdi adamlar oyun atıp atıp duruyorlar ama benim şu anda tek büyük sıkıntım oyunların sürekli böyle bir hani görsel roman tadında işte yazı odaklı şeyler olması. Hani birazcık daha böyle aksiyon görebileceğimiz Bloodlines tadında oyunlar da çıkarsa aslında mükemmel olacak gibi. Zaten bunun şeyini de World of the Apocalypse Earthblood'la biraz verecekler gibi duruyor. Evet, şimdilik üzerine konuşabileceğim fazla bir şey kalmadı. Ancak zaman içerisinde bir şeyler daha çıkacaktır. Belki hafta sonuna bir bölüm daha yapabiliriz. Cuma günü yanlış hatırlamıyorsam ya Perşembe ya Cuma günü World of Darkness'ın Twitch kanalında masaüstü rol yapma oyunuyla alakalı bir haber vereceklermiş. Ama tam olarak ne olduğuna dair hiçbir ipucu vermediler. Çünkü haftalık yayın yapıyorlar bu şekilde. Onu da orada duyuracaklar. Bakalım ne çıkacak. Öyleyse şu anda fazla konuşacak bir şey kalmadığı için ben bölümü sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar, podcast'i arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Takipte kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.